Spor 55'ten hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, Spor 55'te bu akşam Ordu Spor karşılaşmasının sonuçlarını tartışmaya çalışacağız. Kardeş takımdı biliyorsunuz, onu tartışacağız. Sıkıntılı bir süreç bundan sonra başlıyor. Geriye kalan 7 hafta içerisinde önemli karşılaşmalar oynayacağız. Bunları değerlendireceğiz. Soru ve görüşlerinizi Spor 55 sayfamıza yazabilirsiniz. Sizleri Spor 55 sayfamızda önerilerinizi, görüşlerinizi bizlere yazabilirsiniz. Bizler de okumaya çalışacağız. Evet, her zaman olduğu gibi Ender Gür Hocam yorumlarıyla bize renk katacak diyoruz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Ekran başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize de sevgilerimizi sunuyorum. Evet, ben de hemen programın başında Banart Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar Kurt ve Serhat Kurt, Florya Et Mangal Evi Sayın Fikret Yalçın'a, Güler Telekom'dan Erhan Doruk Bey'e, Metro Yönetim Kurulu üyeleri Yıldız'a, Güler Telekom'daki Satış Müdürü Sayın Tarık Balcı'ya, Samsun Gazeteciler Cemiyeti başta Sayın Başkan Mehmet Yazıcı olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve Yahya Yetkin'e buradan selamlarımızı iletelim. Bu arada Ladik Spor'un malzemecisi, yıllarını Samsun'da sade malzemecilik yaparak hayatını idame ettiren sevgili Çeto, geçmiş olsun diyoruz. Çarşamba maçı sonrasında birkaç taraftarın dayak yemeye maruz kalmış, tedavi görüyor. Yapılmaması lazım. O çocuk ekmeğini o malzemecilikten çıkartıyor. Hiç yakışmadı. Ben de zaten kendi sayfamdan kınadım olayı. Ona da geçmiş olsun dileklerimizi söylerken aklıma da geldi. Hüseyin Tuna abimiz, Allah şifalar versin, çok ağır bir durumda. Ona da geçmiş olsun diyoruz. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Şahin Saraç da şu anda bizi yattığı hastane odasından bizleri izliyor. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz. Bir an önce aramıza dönmesini canı gönülden istiyoruz. Evet Ender Hocam, kardeş takım 52. dakikalarda Ordu diye bağıran, 55. dakikada Samsun diye bağıran her iki takımın taraftarları bu hafta ben bunu göremedim. Ne 52. dakikada Ordu diye bağırıldı ne de 55'te Samsun diye bağırıldı. Hemen şöyle bir maçın kritiğini yapalım. Daha sonra detaylara geçeriz. İlginç bir maç oldu. O yüzden biraz da stresli, heyecanlı bir maç oldu. O yüzden 52. ve 55. dakikalarda bağırmak ya da skorboard'a bakmak kimsenin aklına gelmedi. O yüzden herkes büyük bir dikkatle maça yoğunlaştığı için taraftarlar ne 52'yi ne 55'i hesaplayacak durumdaydı. Ben valla benim gözlerim aradı. Ben çok baktım. İlginç. Çok. Sen tabii rahat izlediğin için. Ben mi rahat izledim? Gergin izleyenler skorboard'a bakmak akıllarına gelmedi. O yüzden maç gerçekten öldük dirildik. Gerçekten zor oldu. Enteresan bir maç oldu. İlginç bir maç oldu. Bu maçla ilgili karşılaşma öncesindeki beklentiler tabii ki çok farklıydı. 5 atarız, 6 atarız. Yok 6 olmaz. Kardeş takım 2'de bırakırız. Bırakalım. Yok 2 yetmez, 3 olsun. Ne olacak kardeşlikse avaraj yapacağız kardeşim. Gelen 5 attı, giden 6 attı. Yorumlar böyleydi. Doğru mu? Doğru. Maç öncesinde herkesteki beklenti de şöyle arkamıza yaslanalım. Güzel, zevkli bir maç izleyelim. Böyle bir maç beklentisi var idi. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Bir defa Ordu Spor takımı daha önce de zirveye oynayan takımlarla yaptığı maçlarda, Erhan Hoca da buna özellikle işaret ediyor zaten. Alanya maçında, diğer maç Kayseri maçında, Adana maçında, gerek ligin ilk yarısında gerek ikinci yarısında oynadığı maçlarda Ordu Spor takımı normal iddiası olmayan maçlara oranla baktığınız zaman, normal takımlarla oynadığı maçlara baktığınız zaman daha istekli, daha arzulu bir şekilde oynuyor, sahaya çıkıyor.
aynen şuna benziyor. Süper Lig'de düşünün. Süper Lig'de işte Karabük Spor'u ele alalım. Karabük Spor Akhisar'la maç yaparkenki performansıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'la takımlarıyla maç yaparkenki performansları aynı mı? Değil. Değil. Dolayısıyla Ordu Sporlu futbolcuların da Samsun'la, Antalya'yla, Kayseri'yle, Osmanlı'yla oynarkenki bakış açılarıyla, tabii ki bir Manisa takımıyla, bir Altınordu takımıyla, bir Buca takımıyla oynarkenki psikolojileri farklı olacak. Çünkü Samsun Spor bir marka. Samsun Spor büyük bir takım ve Samsun Spor zirveye oynayan bir takım. Şimdi düşünün, Samsun Spor Ordu Spor'a 5 tane attı, 5-0. Gündeme gelmez, hiçbir şey olmaz, normal sonuç. Ya Ordu Samsun'u 1-0 yendiğinde bütün televizyon programları, PTT birincilik dosyası, şu dosyası, bu dosyası Ordu Spor'dan ve Ordu Sporlu futbolculardan bahseder. Dolayısıyla bu psikolojik bir olaydır. Ordu Sporlu futbolcuların bu maça asılmaları psikolojik bir olaydır. Şimdi kardeşlik, dostluk, arkadaşlık şu bu sporda olmaz kardeşim. Sporda arkadaşlık düdük çalana kadardır. Sporda dostluk maç başlayana kadardır. Sporda dostluk, arkadaşlık düdük çaldın mı biter. Orada mücadele başlar. Orada rekabet başlar. 90. dakikada bitiş düdüğü çalar. Tekrar kol kola soyunma odasına gidersiniz. Dışarıda birlikte olursunuz. Öyle çok arabesk duygulara kapılmaya gerek yok. Şimdi yorumlara bakıyoruz, söylemlere bakıyoruz. Vay be kardeş dedik, bağrımıza bastık, gördün mü ne yaptılar, nasıl oynadılar, ne yapacaktı adam? Ya ne yapacaktı, Ordu Spor ne yapacaktı? Senaryoyu tersine çevir. Allah göstermesin. Ordu Spor şampiyonluğu oynuyor, Samsun Spor'un küme düşmesi kesinleşmiş. Şunu mu yapacaktık biz? Açacaktık kalemizi. Gel Ordu Spor, sen bizim kardeşimizsin. At bize 4 tane mi diyecektik? Ya hocam, öyle bir dünya ama yok. Ama bak az evvel bir şey söyledin. Dedi ki düşmüş. Samspor hani tersine çevirdiğin zaman Samspor. Düştüğün zaman o maça asılmanın bir alemi var mı? Ama şöyle bir püf noktası var. Şimdi Ordu Spor'un başındaki teknik adamın oyuncularını motive ederken ya da Ordu Spor kulübünün bu ligde mücadelesini devam ederken ki ana fikri nedir? Bu çocukların yaş ortalaması 19-20. Tamam mı? 19-20 bak. O kadar da değil hocam. Var. Doğum tarihlerine bir bak. Hocam say ne var? Say yukarıdan aşağıya. 94'lüden 21. 1, 2, 3. 3 tane 90, 4 tane 94'lü tamam, var hocam. Tamam 21 yaş demek. 93-95 2 tane. 93'lü 22 yaşında demek. 95'li 20 yaşında demek. 96'lı var. 96'lı 19 yaşında demek. Ama sahada, gördün mü? Yani, sahada hep yani kalın bak, görünüyorlar hocam. Şimdi bunlar yok 17, 18'li, 20'li, 25'li değil. Şimdi bu çocukların Ordu Spor takımının bu ligde şu anda mücadele ederkenki dayanak noktası nedir? Kendilerine vitrine atmak. Tamam. Biz kendimizi geliştirelim. Biz önümüzdeki seneye peki. Ordu Spor'un altyapısından yetişen güzel. Bu gençlerle Ordu Spor'un geleceğini kurtaralım. Adamlarımız kurtaralım. 2 haftada 12 gol yedin. Ya 4 ya haftada dakika, 5 haftada 21 gol yemiş. Aynı takım değil miydi? Ama sen beni dinlemedin ha. Ben dinlemedim. Sen ben konuşurken zaten orada yönetmenle haberleşiyordun. Bir sıkıntı var sende bu akşam. Şimdi bak ben bir daha söyleyeyim. Bir daha anlatayım. Bak orayı bir daha anlatayım. Geçen hafta 6 tane yerken bu 94'lü, 93'lü, 96'lı adamlar oynamadılar mı? Beyefendi bir anlatabilir miyim? Bak bir örnek dinliyorum, ver. Dinliyorum. Dedim ki bir takımın büyük takımla oynarkenki psikolojisiyle normal bir takımla iddiası olmayan bir takımla oynarkenki psikolojisi aynı değildir. Bu çocuklar vitrin olarak baktılar Samsun'a. O yüzden diyorum kardeşlik, geçen dostluk. Haftaki oynadığı oyun vitrin takımı değil miydi? Kimle oynadı? Ne Antep Belediye ile mi oynadı? Evet. Değildi. Buyur playoff oynayacak adam. Antep Belediye bu haftaki sonuçla beraber playoff hesapları yapıyor. Oynayamaz. Hocam ama ben bak ona katılmıyorum. Ben şuna katılıyorum. Sen diyorsun ki Samsun Spor niye asıldı? Samsun Spor ilk 15 dakikada bir gol bulsaydı. Onu konuşmuyor. 25 dakikada bir gol bulsaydı 6 olurdu o maç. Oraya gelmedik daha. Biz şu anda Ordu psikolojisinden gidiyoruz. Tamam mı? Ordu Spor'un psikolojisi bu. Gelelim Samsun Spor'a. Biz kendi işimize bakalım. Hadi gel bakalım. O yüzden ben bunu şuradan girdim. Tamam mı? Şuradan olaya buradan başladım. Şundan dolayı. Yok bunlar bizim kardeşimiz, ahbabımız, dostumuz, canımız, ciğerimiz, kardeşimiz. Yok böyle bir şey.
Sporda orada yok. Beraberim. Bak. Biz aynısını ne yaptık? Burada Ankara Gücü diye tempo tuttuk. Kendi oyuncularımızı yuhladık. Adamlar bize 17-18 yaşındaki çocuklar yendiler, 4 gittiler. Tane atıp gittiler. Ben böyle bir şey yok. Aynısı. Bak hocam biz tecrübelerimizden şey konuşuyoruz. Yok. Ordu Spor bizi bundan 15-17 sene evvel yine böyle bir maçta hiçbir iddiası olmadığı maçta bizi burada yendi. Tanjuların olduğu zaman. Yener. Yenecek. Ben spor onun için bu. Bakın spor şeyde bu. Dostluk kardeşlik tribünde bu. Tamam. Bitti. Dostluk tribünde tamam. 90 dakikada ama olmaz. Ama maçta ben tanımam abi. Ve ben sana ilginç bir şey söyleyeyim. Ordu'da tanımadı. Niye kızıyorsun Ordu'ya o ya, zaman? Ya çok bağrımıza bastık. Ordu kardeş takım diye bağrımıza bastık. Hı. Yani adamlar orada iki hareket yapıyor. Bizim tribünler Ordu'yu alkışlıyor. Yani yaptığı hareketi bizimkiler alkışlıyor. Aynı Ankara Gücü'nün akıbetine dönecektik. Ve 1-0 Hasan o penaltıyı yaptırmamış olsaydı ve o golle sonuçlanmış olsaydı inanın biz çok zorlanırdık. Direkten dönen iki tane toptan bir tanesi girse bak çeviremezdik o maçı. Sezer'in evet. Sezer'in bu arada bir mesaj kim geldi ona de ona güldüm. Sonra ben sana reklam arasında söylerim onu. Çok mu özel hocam? Şimdi Sezer'in 82. dakikada evet, geri pasında kahrolu gol olsa ne olurdu? Çıkaramazdık da perişan da olurdu. O zaman şimdi ne yapardım biliyor musun hocam? Bak yüzden, ben Ordulu bir futbolcu olmuş olsaydım. Ha, ne yapardım? Fair play yapardım. Giderdim kendi kalemize golü atardım ben hocam. İşte böyle bir dünya yok işte. Sen amigoluktan geliyorsun ya. Sen eski amigosun ya. Peki, sen hala tribünlerdeki böyle seyirci mentalitesiyle olaya bakıyorsun. Ben ona seyirci mentalitesiyle, amigo mentalitesiyle, futbol mentalitesiyle. Hocam onlar geride kaldı. Amigo dediğin senin 30 sene evveldi hocam. Ama öyle söylüyorsun yani. Ben gol atarım diyorsun. Pardon. Ya bak ne diyorum sana. Eğer bir niye yapılmadı mı? Fair Play'de şey hangi maçta hoca çıktı dedi ki bırakın dedi. Atılmadı mı o gol? Ama o sap saman bile. Yani sen ya sapla samanı sapla bırak. Samanı aynı şeyi konuşuyoruz. Aynı futbol şey teriminde değil. Konuşuyoruz biz bunu. Ben basketbolu konuşmuyorum. Futbolda konuşuyorum. Ha ben şunu söyleyeyim sana. Bu maçtan sonra Çavuşoğlu içeriden gülüyor sana bak. Bana mı gülüyor sana mı gülüyor? Sana gülüyor. Onun da yarın spor aksiyonu var. Ona da başarılar diliyoruz. Maçtan sonra basın toplantısından sen gelmedin orada. Hocam dedim tam kalktı giderken görüntüler var. Bilmiyorum orada o söylemim var mı bilmiyorum. Hocam dedim off the record bir soru sorabilir miyim dedim. Kalktı gidiyor. Ordu'nun hocasına mı? Ordu'nun hocasına. Temsilci de içeride. Herkes merak ediyor. Dedi sor dedi. Hocam dedim. Samsun Spor buradan puan ya da puanlar almasaydı. Üzülür müydünüz dedi. Şöyle durdu. Üzülmem dedi. Doğru ben, demiş. Ben dedi profesyonelim dedi. Doğru demiş. Hocam acık vicdan olacak. Ya şurada biraz şurada bir şey olacak. Ya ne vicdan bu? Hayır maç bitmiş. Ya kelime vicdan anlamında söyle ya canım. Ya vicdanla ne alakası hocam, var abi? Hocam ama maç bitmiş. Bitmiş. Abi. Söyle gönlümüzü al. Abi, der yok, ki yok. En adam, azından o üzülürüm der. O adam da der bir onur mücadelesi veriyor ya. Yapmayın ya. Helal olsun hocam. Yapmayın İki ya. Maçta 12 gol veriyor. Yapmayın 12 onur mücadelesi. Ya. Niye önlemini almıyor hocam? Her neyse biz şimdi. Çevirme lafı. Ya niye çevireceğim? Biz şimdi gelelim Samsun Spor tarafına. Olayın Samsun Spor tarafına. Gelelim. Şimdi olayın Samsun Spor tarafında ne var? Şimdi burada. Şimdi biz 5 mi atacağız, 6 mı atacağız, kardeş yok, 3 de bırakırız, 2 de bırakırız. Psikolojisiyle seyirci hareket etti ya. Bu psikoloji bende de vardı, sende de vardı. Doğru mu? Doğru. Bu psikolojinin teknik heyete ve futbolcuya yansımaması mümkün mü? Değil. Yani Erhan Hoca ya da yöneticilerimiz maç öncesinde bir hesaplama yaparken Ordu'ya garanti 3 yazmıştır değil mi? Aksi yanlış olur zaten. Yani aynen. Ordu'ya garanti 3. Tabii canım. Bir futbolcu sahaya çıkarken geçen haftaki Urfa maçına çıkış psikolojisiyle Ordu maçına mümkün çıkış değil. Psikolojisi aynı aynen, olabilir mi Samsun Spor oyuncusu mümkün açısından? Değil, mümkün değil. Mümkün değil. Dolayısıyla biz bir anlamda Ordu Spor'un şu anda içinde bulunduğu durum bizi olumsuz etkiledi. Hatta hocam öyle bakmak bak, lazım. Böyle birbirimizi tamamlayarak gidelim. Hatta ben hocanın yerinde olsam Furkan'ı koyardım kaleye mesela. Bunu bile düşünebilirdim. O zaman Furkan bir hatalı gol ya yerdi. Vay be diye hocayı idam ederdik. Evet. Şimdi Embille'yi hoca şimdi yedek oturttu. Murat Akyüz'ü yedek oturttu. Şimdi basın tribünü ikiye bölündü. Evet. Bir grup dedi ki kardeşim Embille'yi niye yedek oturtuyorsun? Olayı garantiye aldı ondan sonra evet oyundan çıkar dendi. Dendi. Bir grup da dedi ki
E kardeşim niye öbür çocukları oynatmıyorsun? Bırak Canberk'i oynat, Doğan'ı yani. Oynat, sakat olmayan Burhan'ı oynat, Alperen'i oynat. Bu maç nasıl olsa çantada keklik. Doğru. Yani bu işin terazisi yok ki. Bu işin terazisi yok. Onun için o yüzden bizde terazinin işin, bir tarafı işin, sen bir tarafı benim. Bu işin terazisi olmadığı için bir takımın başındaki teknik direktöre saygı duyacağız. Görüşlerimizi söylemek ayrı mesele bak. Ben bugünkü yazımda da yazdım. Acaba dedim Murat'la Embilla ile başlamak daha mı doğru olurdu? Hoca bilir. Biz söyleyeceğiz. Ama bir takımın başındaki heyete, teknik heyete saygı duyacağız. Beğeniriz beğenmeyiz bak ayrı tabii mesele canım. Ama saygı duyacağız. Onlarla yatıyor onlarla kalkıyor hocam. Yani ondan sonraki şeyde de olayda da oyunun mücadelenin sahanın her anında mücadele eden oyuncularımızın önceki performanslarıyla bu maçtaki performansları aynı mıdır değil midir? Ona bakmak lazım. Hocam kötü bir takım da çıkmadı ki yani Ordu karşısında bakıyor. Yani kötü bir takım. Ha burada tek şey olabilir belki soru işareti olabilir. O da şu. Forvet bölgesinde nokta forvet olarak oynayacak oyuncun pozisyonunda kim vardı? Eren vardı. Ömründe hayatında Eren Tozlu bu pozisyonda oynadı mı? Evet tartışılabilir. Yani Eren daha çok forvet arkası oynamış, sol ön oynamış, belki sağ ön oynamış. Bu tartışılabilir. Yani forvetsiz, nokta forvetsiz belki karşılaşmaya çıkmamız bir soru işareti olabilir. O da hocanın düşündüğü bir şey vardır tercih mutlaka. Ya da hafta içerisinde çalışmıştır bunlara. Bir şekilde bunun denemesini yapmıştır, yaşamıştır. Ama eğri oturup da doğru konuşalım. Bu maça mental anlamda bu takımın çok iyi hazırlanmadığı ve mental anlamda bu maçı çok iyi oynamadığını kabul etmek lazım. Evet. Bu benim görüşüm. Tamam doğru ben de katılıyorum hocam. Nasıl ki geçen hafta biz Urfa maçına çok ciddi bir şekilde çıktık. Güzel de top oynadık. Geçen hafta programımız yoktu onu da konuşamadık ama Urfa maçının her anında sahadaydık. Her anında maç bize dönebilirdi. Kaybedebilirdik de kazanabilirdik de. Evet. Yani yerimizde duramadığımız bir maç. O maça çok iyi hazırlanmış bir takım. Çok iyi konsantre olmuş bir takım. Ama gel bu tarafa. Ordu maçında çok iyi hazırlanmamış, çok iyi konsantre olmamış. Hazırlanmamış bunu neye göre söylüyoruz biz? Bunu neye göre söylüyoruz? Maç içerisindeki saç baş yolduk ya hani 90 dakika. Dizimize vurduk ya böyle tüh 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 dedik ya. Eyvah dedik ya. Direklerden döndük ya. Evet. Şimdi düşünün ya 45'te az önce senin söylediğin gibi. Hasan'ın pozisyonunda kırmızı kart olmasa adam golü atsa devreye 1-0 girsek 10 kişiyle 10 kişi kalmayacağız gerçi o zaman. 2-1'e çevirebiliriz. Çok zor ya. Ya da vatan millet Sakarya yüklenip arkada boşluk bırakıp ikinciyi yemeyeceğimizin garantisi var mı? Çünkü farklı bir Ordu spor mentalitesi var karşımızda. Dön geri 59'da direkten dönen top. 82'de Sezer'in yaptığı hatayla direkten dönen top. Gol gecikmiş. Takım panikte. Oyuncular papucun pahalı olduğunu fark etmişler ama süre de yavaş yavaş ilerlemeye başlamış. Dolayısıyla biraz sıkıntılı bir atmosfer oldu. Seyirci homurdanmaya başlamış. Şu şöyleydi de bu böyleydi de çıkana ıslık girene bağırma. Bir top, çocuk Ercan ters top vurdu diye yani sanki Samsun Spor takımında hiçbir oyuncu havadan gelen dengesiz dönerek gelen bir topa vurduğunda kornere çıkmamış. Bunu sadece Ercan yapmış gibi sanki Ercan çok absürt bir şey yapmış gibi ıslık yuh. Ya Doğan Erdoğan'ı böyle harcadık. Ya kendi çocuklarımıza sahip çıkalım. Şimdi buradaki buradaki sıkıntı ne biliyor musun? Buradaki sıkıntı şu. Ercan'ı yuhluyor tribünün yarısı, diğeri yarısı alkışlıyor. Sezer 82'de hata yaptığında ne yapıyor? Sezer'e bütün stat Sezer'e sahip çıkıyor. Sezer'e sahip çıkalım. Amenna. Kabul. Ama ey büyük Samsun Spor taraftarı, Ercan Yazıcı da o pozisyonda topu dışarı vurdu diye çocuğu da tukaka ilan edip bağırıp çağırmayın. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Nasıl kazanacağız hocam? Bunlar bizim çocuklarımız. Allah muhafaza Samsun Spor yarın bugün sıkıntıya düşmesi durumunda bu çocuğu herkes bırakır gider bizim çocuklarımız bırakır. Hemen söylemişken aklıma geldi. Doğan Erdoğan. Gideceğim de gideceğim diyor. Gider ben olsam giderim. Gitmesinin altındaki sebepleri hocam ben bugün duyunca var ya tüylerim diken diken oldu. Neymiş? Babasının iş yerine gidip
küfürler eden, dükkanını talan eden, bu taraftardan sonra adam ben daha niye durayım diyor abi. Ben diyor genç adamım, bu şeyler yapıldıktan sonra, ana avrat küfür edildikten sonra, anama bacıma küfür ettikten sonra ben daha durmam demiş. Ya bu memlekette Ertuğrul Sağlam ana avrat küfür edilip bu şehirden kaçırıldı. Beni niye konuşturacaksın şimdi ya? Yani biz kendi... Daha ondan sonra nasıl ayıp gençleri yanıyoruz? Ya biz kendi değerlerimize sahip çıkamadığımız müddetçe bunlar olur, yaşanır. Doğan da bırakır gider, öteki de bırakır gider, şudur, şu gider, bu ama gider. Ondan sonra altyapıdan adam çıkmıyor. E çıktığı zaman da sahip çıkmıyorsun. Hata yapacak bu adam. 17 yaşında, 18 yaşında, 19 yaşında. Benim evladım var 28 yaşında, 29 yaşında hala hata yapıyor. Yapabilir. Biz onlara örnek olacağız. Doğruyu biz göstereceğiz onlara. Yani orada çok üzüldüm. Gerçekten o zaman bir şey de diyemedim. Bugün böyle bir başkanla sohbet ettim bugün de böyle bir bizden organize olana, değişim vardı. Bizden olana biz farklı yaklaşıyoruz. Bu nasıl olsa bizim çocuğumuz. Bu nasıl olsa bizden. Şimdi teşbih hata kabul etmez ama bizim çarşambada Türk bir atasözü var. Çarşambada çok sık kullanılır bu. Çarşambada atasözü mü olur? Çarşambalıların kendi ürettiği bir şey mi var? Yok, bu atasözü. bu atasözü, çok affedersiniz, özür dileyerek de söylüyorum. Evde danadan öküz olmaz derler. Zor olur yani o. Ne yapmaz? Sanmak mı lazım? Dışarı mı sanmak? Dışarıdan gelenlerden iyi öküz olur derler. Şimdi biz kendi değerlerimize, kendi çocuklarımıza, ben burada şimdi bak gene ben gene adrenalimi yükselteceğim. İyi olur. Şimdi hocam, ne oldu? Doğan konusunda ben bundan 2-3 hafta önce söyleyeyim, burada bas bas bağırırken sen bana Doğan da kendisine dikkat edecek diyordun. Dikkat edecek diyorum. Yine diyorum. Ya, edecek hocam. Tamam. Dikkat Doğan edecek. Kendisine dikkat etsin. Hayır, edecek ama. Ha şimdi usta hani bazı şeyleri gördükçe neyse ben şimdi başka bir konuya daha gireceğim de girmek de istemiyorum hocam. Şimdi hocam Embilla'nın yedek oturtturulması, daha sonra oyuna girmesi, bununla ilgili ne söylüyorsun? Yahu dedim ya yani bu, bırak şu mesajı, ben okuyacağım bunları. Hocanın takdiridir. Ona bir şey diyecek halimiz yok. Az önce söyledim. Nokta santraforla çıkmamak belki bir soru işaretinde. Bir soru işareti orada var. Yoksa Ahmet oynamış, Mehmet oynamış, şu oynamış, bu oynamış. Hocam, bizim laf peki, edecek halimiz yok. Bursa Spor'u oynadığımız oyunda. Ben teknik direktör değilim. Ben teknik direktör olsam farklı. Bursa Spor karşılaşmasında çıkarttığımız gençlerle ne yaptık? Kök söktürmedik mi? Hı hı. Şimdi aynı Ordu maçıyla Samsun maçını aynı teraziye koymaya çalışıyorum yani. Bu dediğimiz şeylere geliyoruz. Aynı şeyler. Abi bak bu işin gene terazisi yok işte. Şimdi hoca çıksa kalede Furkan, sağda Halil İbrahim Pekşen, solda Mücahit, stoperde diğer Ercan Yazıcı ile bizim o uzun boylu çocuk Erdi Dikmen. Erdim. Hemen onların önünde Kemal Sabri Bayraktar, Burhan, efendim sağda Canberk sakatlığı ne durumda bilmiyorum ama varsayıyorum şimdi. İleride Alperen. Şimdi böyle bir kadroyla çıksa bak bizim altyapıdan da bir 11 yapıyoruz yaptık, yani. Evet. Şimdi çıksa ve bu maç böyle oynansa ve biz 1-0 kazansak bile neler olur abi bu şehirde ya? Evet. Hocam hemen yani, yazmaya başladılar. Zaten gitsin Erhan Hoca. Ya bilmem ben ne, anlamıyorum ya. Yani. Bu, ya arkadaş 7 hafta kalmış. 7 maç. Hocam 7 maç dedin de aklıma. 7 maç. Hocam olağanüstü hal ilan edildi Samsunspor'da biliyor musun? Ne oldu, bir şey mi oldu? Olağanüstü hal. Olağanüstü hal, olağanüstü durumlarda ilan edilir. Evet. Sıkı yönetime benzer bir şey vardı. Aynen öyle. Nedir hocam? O? 7 hafta, kalan bu 7 haftada futbolcular, teknik adamlar, menajer, futbol şube sorumlusu tamamen kendilerini artık bu 7 haftaya kilitliyorlar. Başkan dahil olmak üzere. Bundan önce kilitlemediler mi? Buraya kadar geldik, tamam. Bundan sonrası. Yani şimdi bundan sonra ben yeni bir şey söyleyeceğim sandım. Olan zaten. Yok, yok. Başkanı da, yönetim kurulu da. Ben mesela da... ben bugün futbolcu konuk edeyim dedim veya Coşkun Bey'i ben rica ettiydim. Dediler Atilla bizi bize bırak. Zaten Erkut Başkan şu KAS'taki davamız 22 Nisan'da KAS'taki davada müdahil olarak katılıyorlar. Orada dinlendikten sonra o hafta içerisinde biz spor aksiyon
Muhammed Çavuşoğlu ile beraber, yorumcularımızdan sen ve Avni abiyle beraber herhalde büyük bir ihtimal Perşembe veya Cuma akşamına düşünüyoruz bu programı. Diyorum 22 Nisan'dan sonraki günde, o hafta içerisinde programımıza konuk olacak. Benden duyun her şeyi dedi, ben açıklayacağım dedi. Onun için olağanüstü hal... Yeni bir şey mi var açıklanacak? Var tabii var. Var mı? Hocam hala çok sıkıntılar var biliyor musun? Neyle ilgili? Ödemelerle ilgili hala da sıkıntılar var. Maddi durum. Ha, mesela aklıma geldi. Şimdi Erdem Şen buralarda dolanıyor. Samsun'da. Dün de maçtaydı. Helal olsun. Yani buranın havasını, suyunu teneffüs ettiği, oynadığı futbol, taraftarın sevgisi geldi. Seyretti maçını. Çekti gitti. Ne kadar güzel bir şey. Gelebiliyor. Biz diğer bizden giden futbolcuların da buraya gelmesini biz çok isteriz. Gelsinler. Ama tabii sıkıntılar var. Adamın alacağı var. Eski yönetimden dolayı ters düşüyor. Aman birini görürüm de canım sıkılır diye gelmeyen futbolcular da var. Neyse. Hocam basın toplantısına gidelim mi? Gidelim. Şimdi oradaki Cem hazır mı görüntülerimiz? Şimdi sevgili izleyiciler basın toplantısına gidiyoruz. Dolu dolu bir basın toplantısı. Dikkatle dinleyelim bakalım. Biz sorduk. Onlar ne cevap verdi? Futbolcu arkadaşlarımızla hep bunu paylaştık. Ve hep örnek verdiğim bir şey var. Kendilerine şunu söyledim arkadaşlar. O ordunun Kayseri maçı, içeride Adana maçı ve Antalya maçını hiç unutmayalım. Bu çocukların bir hedefi var. Bu çocuklar her zaman markayı oynadığı zaman performanslarını 10 katına, 20 katına çıkarıyorlar. Biz bunlarla baş etmemiz için daha üst seviyeye çıkmamız lazım diye paylaştık. Böyle maçlarda yani kimse şunu şey yapmasın, konsantrasyonu oldu, olmadı değil ama maçı kazanma adına çocuklarım 10 kişide kaldık. Her şeyi sahaya yansıttılar. İyi bir maç olduğunu ümit ediyorum. Bir 3 puan aldık. İyi mücadele ettik. 10 kişi kalmamıza nazaran arkadaşlarımız gol atmak adına bütün varyasyonları denedik. Sonunda golü bulduk. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Bunu bekliyorduk zaten. Hepinize teşekkür ediyorum. Hasan'ın kırmızı kartla gördüğü pozisyonla ilgili neler söylemek O hep biz bunları hep veriyoruz. Bu pozisyonları hep veriyoruz. Yani arkadaşlara hep diyor, hep çalıştığımız şey de bu ama futbol öyle bir enteresan bir oyun ki arkadaşlar. Saliselere bağlı bir oyun. Yani ben çünkü kızamıyorum çocuklara. Niye kızamıyorum? Şimdi hareketli bir oyun. Çabuk oynanan bir oyun. Ufacık bir konsantrasyon eksikliğinde ister istemez böyle olumsuzluklar veriyoruz. Böyle pozisyonlar veriyoruz. Vereceğiz tabii. Yani çünkü ben bunu niye bunun bu işin içinden geldim. Aynı şeyleri ben de yaptığım için sahada arkadaşlarımıza bir şey diyemeyiz. Biz bunlarla yola devam edeceğiz. Bunlar bizim evlatlarımız. Bunlar bizi bir yere taşıyorlar. Yani birazcık saliselik konsantrasyon eksikliği. Atak hep yediğimiz ataklara da dikkat ederseniz kontraları hep top bizdeyken yiyoruz ki hep bunu da çalışıyoruz, hep söylüyoruz. Ben hep söylüyorum futbol çağı atladı artık arkadaşlar. En büyük tehlike, olumsuzluk top bizdeyken. Eğer top bizdeyken oyunu seyredersek rakibin atacağı bir kontrada konsantrasyon eksikliği böyle pozisyonlar veririz. Yapacak bir şey yok. Yani Hasan arkadaşımız bir konsantrasyon eksikliğinde kırmızı kart görmüştür. Gayet doğal. Yani orada golü de kurtardı. Gol de olabilirdi. Yani ki %100 gol pozisyonuydu. Teşekkür ediyorum ona. Mustafa öğretmen onunla ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir maç yönetti. Her şeyi sahaya, her iki takıma da hiçbir şey yapmadan. Maçın oynanması için pozisyonları güzel değerlendirdi. Her şeyi yaptı. Bu arada emniyet güçlerinin 170. herhalde yıl dönümünü kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hocam Adana Demirspor Urfa maçı şu ana kadar berabere sürüyoruz. Dakika 85. Bu playoff şansımızdan ilgili bir konuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ya biz zaten biliyorsun. Yani biz arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. İlk devreyi 20 puanla kapatan takım ne oynar? Ne oynar sizce? Düşmemeye, açık açık söyle, düşmemeye oynar değil mi? Yani biz 20 puanla kapattık ve şu anda muhteşem bir ikinci devre bir başlangıcı yaptık. Sağ olsun Erkut Tutu Başkanı ve yönetim kurulunun gelmesiyle konsantrasyonumuz üst düzey arttı. Moral motivasyonumuz üst düzey arttı.
burada sizi de geçemeyeceğim. Sağ olun, sizlerin de vermiş olduğu, yapmış olduğunuz televizyondaki yorumlarınız olsun, köşe yazılarınız da olsun. Bizlere büyük moraller verdiniz. Bizi üst seviyede konsantre ettiniz. Biz bir yolumuza devam ediyoruz. Yani biz şu anda kaç puan topladık? 9 maç oynadık değil mi? Yok 9, yok 10 maç oynadık. 10 maç oldu. 24 puan topladık. 24 puan. Bunu böldüğün zaman artık şeyi yakaladık gibi. Yani üstüne bile geçtik yani. Ha, bizim hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda gidiyoruz. Ha, bu hedefi Erhan Altın tek başına yapacak diye bir şey yok. Bu hedefe ulaşacaksak hep birlikte ulaşacağız. Bu başarıyı yakalayacaksak hep birlikte. Herkesin burada emeği var. Ben bunu hiçbir zaman için göz ardı etmiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet, öncelikle iki yakın komşu kent ve iki dost kulübün derbi niteliğinde oynamış olduğumuz bir müsabakaydı. Bu müsabakaya takım olarak iyi hazırlanmaya çalıştık. Bundan önceki oynadığımız müsabakalar olduğu gibi. Bizim birinci önceliğimiz bu genç kadromuzu deneyim kazandırmak. Onların ve kulübümüzün geleceğine emin adımlarla yürümeye çalışmak. Bugün de o müsabakalardan biriydi. Bunu ortaya koymaya çalıştık. Ve oyunun başından bitiş anına kadar arzu ve istekte hiçbir zaman geriye düşmedik. Özellikle ilk yarı oyun ortada dengede geçtiği sırada o görülen kırmızı kart sonucunda da eksik kalması nedeniyle Samsunspor'un oyundaki oyun üstünlüğü de zenginliği de bizim tarafımıza geçmiş durumdaydı. Ama bu zenginliğin bizim tarafımızda olmasına rağmen 70. dakikada golü engel olamadık. Kazanmış olduğumuz pozisyonlarda, üretmiş olduğumuz pozisyonlarda da biz kendi açımızdan bunu golle sonuçlandıramadık. Eminim ki biz bugün yalnızca müsabakayı kaybettik. Biz kaybederken kazananlar safında olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bizim amacımız önümüzdeki yılları kazanabilmekti. Bugün de emin adımlarla yürüdüğümüzü düşünüyorum. Oyuncularımı göstermiş oldukları üstün mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Samsunspor'un bundan sonraki müsabakalarında da başarılar diliyorum. Hocam, iki maçta yeri geldi ki 12 gol yediniz. Evet. Ama Samsunspor maçı çok değişik bir ortamda oynandı. Hı hı. Biz Ordu Spor karşılaşmasını daha kolay geçeceğini düşünüyorduk. Biz zorlandık, Samsunspor olarak biz zorlandık. Yani Samsunspor'u iyi analiz ettiğiniz için mi bir sonuç ortaya çıkıyor? Şimdi öncelikle biz her takım oynayacağımız her müsabaka ile ilgili tabii ki iyi analizler yapmaya çalışıyoruz. Bunu bütün zenginliğiyle ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama geçmişte oynadığımız müsabakalara baktığınızda evet biz farklı müsabakalar da kaybettik. Ama ucu ucuna kaybettiğimiz müsabakalar da vardı. O farklı kaybettiğimiz müsabakalarda bile biz oyunun hiçbir zaman gerisinde kalmadık. Oynadığımız her takıma oyun içerisinde çok ciddi anlamda zor anlar yaşattığımızı düşünüyorum. Deneyimsiz ve tecrübesizliğimizden yediğimiz gollerden sonra çok çabuk kırılma anları yaşıyoruz. Gollerimize, yediğimiz gollere ve dakikalarına bakarsanız deneyimsizliğimizin sonucunda yediğimiz goller olduğunu görebilirsiniz. Ama biz bu deneyim anlamında birazcık mesafe kat ettiğimizde çok şey yaşayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki genç bir kadroyla mücadele ediyoruz. Çabuk kırılmalar, psikolojik anlamda çabuk kırılmalar meydana geliyor. Rakiplerimiz de deneyimli ve tecrübeli kadrolardan kurulduğu için bu anımızı iyi değerlendirdiler. Ama mücadele anlamında hiçbir zaman oynadığımız takımlardan geriye düşmedik. Ve bundan sonra da düşmeyeceğiz zaten. Yalnız yani bu Samsunspor'a özgü bir şey olmadı. Biz her takımı aynı ciddiyette, aynı disiplinle hazırlanarak çıktık. Bugün de o düşüncelerle çıktık. Güzel bir ortamda, güzel bir zeminde futbol oynandı. Ve bizim de
kaybetmiş olduğumuz farklı bir müsabakadan sonra artık bir diriliş, bir ayağa kalkma göstermemiz gerekiyordu. Çocuklarım bugün bunu gösterdiler. Yarın da bunun daha ileri boyutta olacağını düşünüyorum. Samsun'u beklediğinizden daha kötü mü görünüyorlar? Yok. Samspor hedeflediği noktada emin adımlarla yürüdüğünü görüyoruz. Biz bugün Samsunspor'a pozisyon vermedik. Daha iyi mücadele ettik. Daha iyi alanları kapattık. Oyunun birinci bölümünde baktığınızda Samsunspor atak arayan, sonlandırmaya çalışan bir oyun ortadaydı. O kırmızı karttan sonra oyunun şekli değişti. Bizim lehimize döndü ama bu İbrahim'in bizim tarafımıza dönmesinden sonra da kalemizde golü gördük. Oradaki bir yine deneyimsizlik diyelim, pozisyon takibindeki bir eksikliğimiz gol getirdi. Bu iki takımın da ortaya iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Samsunspor'un kötülüğünden değil, iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Samsunspor'a da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diliyorum. Teşekkürler. Bir şey sormak istiyorum ama Samsunspor'da puan ya da puanları kaybetseydim üzülürüm. Evet, off the record soruyorum işte orada o soruyu. Az evvel de Ender'le onu paylaştım ya, dedim hocam hani Samsunspor burada puan ya da puanları kaybetseydi üzülür müydünüz dedim. Ben de profesyonelim dedi. Neyse geçelim bu oraları. Şimdi benim böyle bir tarafıma ya da ben çok iyimserim. Yani hep bundan kaybediyorum zaten. Hep iyi niyetimizden kaybediyoruz ama olsun be. Dostumuz çoğalıyor en azından. Yani ben Ender Hoca mesela onun o şeyini çok seviyorum. Neyse onu söyleyebiliyor ama ben diyorum ki ya hocam ya hani biraz yumuşak geçiş yapalım. Yani kırmayalım, dökmeyelim diyorum. Yok arkadaş, ben doğru neyse onu söylerim. Saygı duyuyorum. Diyorum şimdi bir puan durumunu alalım Cem. Bir bakalım şu puan durumunda ne var. İlk önce toplu sonuçları ver de ondan sonra puan durumu yapalım. Bu hafta oynanan karşılaşmalardaki toplu sonuçlar ekrana geldi. Buca 0, Karşıyaka 2, 2 İzmir takımı. Karşıyaka'nın playoff inadı devam ediyor. 42 yaptı şu anda puanını Karşıyaka. İçeride dışarıda kazanmaya devam ediyor son haftalarda. Devam edelim Cem. Ekrandan düştük. Evet. Denizli 0, Antalya 2. Antalya'da inatla ben diyor yukarılarda diyor. 46 yaptı. Evet. Giresun 0, Adana 0. Giresun beraberlikler takımı. Tam tipik bir beraberlik takımı. Osmanlı 3, Bolu 1. Osmanlı, o da ben de varım diyor. Yine bırakmıyor yukarıya. Altınordu 3, Elazığ. Altınordu tam böyle ortalarda kendine yer bulan bir takım oldu. Elazığ düşmemeye oynuyor. Manisa 0, Gaziantep Büyükşehir Belediye 2. Hocam bu maç beklediğin bir sonuç muydu? Asla değildi. Manisa 26 puanda ve Manisa şu anda ateşle oynamaya devam ediyor. Zor günler bekliyor Manisa takımını. Hemen altından gelen Buca Spor takımı var. Buca Spor takımı da kendi evinde Allah'tan yenildi bu hafta Manisa açısından. İkisi de kendi evinde yenildi. İşin enteresan tarafı Denizli Spor da kendi evinde yenildi. Burada şimdi Denizli 21, Buca 24, Manisa hocam, 26. Hocam o puan durumuna bakacağız da şimdi sonuçlara yenildi. Göre bir bakalım. Ama bu sonuç neyi getirdi beraberinde biliyor musun? Gaziantep 38 yaptı bununla beraber. Evet. Ve Gaziantep Spor şu anda ne yapıyor? Playoff potasında 6. sıradaki Samsun Spor'la diyor aramda 6 puan var. Urfa'yla 5 puan var. Karşıyaka'yla 4 puan var. Onun puanları geldiği zaman görüşelim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi burayla bağlayayım onu. Şimdi Gaziantep Belediye bu hafta bizi yenip acaba ben Samsun'la 3 puan aramda bırakıp playoff'a biraz daha yaklaşabilir miyimin hesabına girdi. Doğru. O yüzden Antep Belediye maçı, bu hafta oynayacağımız Antep Belediye maçı bizim için çok daha önemli bir hale geldi. Her maç öyle diyoruz. Tabii, ya. Urfa çok daha öyle zor oluyoruz. Bir hale geldi. Zor bir hale geldi. Bana göre PTT 1. Lig'in
en önemli maçlarından biriydi. Adana Demirspor, Urfa Spor karşılaşması ki son dakikaya kadar Urfa direndi. Berabere bitseydi, tipik bir beraberlik olsaydı bizim için çok iyi olacaktı, Samsun, iyi bir sonuç bu olacaktı. Bu maçta Adana Demirspor Samsun Spor'a dedi ki hiç dedi ilk iki rüyası falan görme kardeşim. Evet. Sen dedi ilk altı hesaplarını yapmaya devam et. Aynı şeyi Urfa'ya söyledi. Ama Alanya, Antalya ve Osmanlı'nın ilk iki iddiası devam ediyor puan durumuna baktığımızda. Hocam Alanya, Kayseri normal bir sonuç. Bu akşam oynandı, 1-1 bitti. Evet. Albima 1-0 öndeydi. 48'de attı golü. 60'da 7. 1-1 bitti karşılaşma. Tabii Kayseri'yi artık tamam, şey yapmak hocam, lazım. Hocam o gitti. Trene bindi. İstasyona varmak üzere o. Ama Alanya'da en puan azından durumunu alalım, kaybetmemesi Cem. Alanya açısından önemliydi. Evet, şimdi puan durumu ekrana geliyor. Kayseri Spor ona 57, dediğimiz gibi 3. ile 10 puan var arasında. Yani hayırlı olsun diyelim Kayseri hocam. Kayseri yolunu olsun. Aldı gidiyor. Çünkü futbol mucizesi olması lazım Kayseri'nin tabii. İlk iki dışında kalması için. Futbol mucizesi olması lazım. Adana Demirspor benim programlarda da söylediğim gibi en büyük adaylarımdan biri dedim. Ben ilk ikiden çıkacağını düşündüğümü söylüyorum. Osmanlı 47 yaptı, Antalya 46, Alanya 46, Samsun 44, 43, 42. Hocam 42 dahil Karşıyaka'dan sonrası hepsi playoff oynar ama sen dediğin gibi Antep bu haftaki bizimle Antep'in karşılaşma sonrası belli eder kendine. Antep'in fikstürüne de baktım. Gaziantep Belediye bu hafta bizimle oynayacak. Haftaya Adana Demir deplasmanı var. Buca ile oynayacak. Altınordu deplasmanı var. Denizli ile kendi sahasında oynayacak. Giresun deplasmanı var. Son haftada Alanya ile kendi sahasında oynayacak. İki tane zor maçı var. Şimdi Adana Demirspor, Alanya maçı. Şimdi bu hafta eğer Gaziantep Samsun maçından 3 puan çıkarırsam Adana Demir maçına daha iddialı hazırlanırım diyor. Ama Samsun Spor'un da Antep'ten mutlaka puanla dönmesi lazım. Yukarısı yoksa biraz sıkıntılı olur. Cem. Çünkü biz bu hafta Antep'te deplasmanda oynarken Adana Demir Ordu ile oynuyor, Osmanlı Manisa ile oynuyor, Antalya Giresun ile oynuyor. Onlara bakıyoruz. Şimdi önümüzde geldi çizelgemizde. Karşıyaka Altınordu... İzmir derbisi diyelim ona. Elazığ Denizli bizi ilgilendirmiyor. Antalya Giresun. Giresun yine deplasmanda hani beraberlikler takımı dedik. Bir puan oradan alabilir mi? Olabilir 14 mi? Maçını berabere bitirmiş Giresun. Evet. Yani 27 maçın 14'ünü berabere bitirmiş. Yarıdan fazlası berabere bitmiş Giresun takımının oynadığı maçlar. Evet. Manisa Osmanlı Spor, Urfa Buca, Urfa burada avantajlı bu hafta içinde konuşursak. Bizim Antep Belediye Samsun Spor maçı iyi bir maç olur. Bu hafta en dikkat çekici maçı gene bizim maç. Bizim maç olur evet. Adana hocam Adana Alanya maçı da bak ben sana söyleyeyim. O maç da sürprizlere gebe bir maç. Ben Adana'nın çok sürpriz yapacağını zannetmiyorum bu ligde. Hocam bak ben o maçı size söylüyorum. Adana Alanya maçını sürpriz olabilir. Kayseri Bolu, Kayseri'ye hayırlı olsun diyelim. Adana Demirspor Ordu'yu geçer. Yani bizimki gibi o maç olmaz. Şimdi Ordu Spor hadi şimdi, bu futbolcular için yani, bir vitrin maçı daha. Sana sonucunu söyleyeyim hocam. Söyle. 3 olur hocam o. Bilemezsin o. Ya hiçbir maç oynanmadan. Ya ben söyleyeyim sana. Ben hiç... bir dahaki hafta ben Allah izin ederse programa çıkacağım zaman sen de bana takılırsın söylersin. Ya 3 olur 5 olur ama oynanan oyuna bak. Bak maçı dikkatli izle. Ordu Spor'un oynadığı oyuna bak. Kendi sahasında oynayamıyor demek. 6 yiyor. Biz de orada mı oynasaydık? Orada da 4 attıydık. Bu maçı da orada oynasaydık ya. Hiç masrafta yaptırmasaydık. Sen hala şike peşindesin ya. Ya la ilahe illallah. Yani sanki Ordu hocam, Spor... Hocam hatır şikesi diye bir şey duydun mu? Duydun. Ben abi, başka bir şey söyleyeyim. Ya abi. Ben şike yap demiyorum. Bizim gücümüz yetmez miydi? Niye asıldı diyor. Ha, sen onu düşün. Sen onu konuş. Bizim gücümüz niye yetmedi de? Onun üzerinde duralım biz. Ordu bize niye maçı vermedi? Ya yok böyle bir mantık ya. Cem başka bir şey var mı? Yok kalmadı. Elimizdeki malzeme bunlar. Peki. Şimdi hocam reklama da gideceğiz. Vaktimiz de kısıtlı. O zaman bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra biz mesajlarımızı okuyalım. Çünkü bayağı mesajımız var.
Taraftarlar bizimle paylaşıyorlar dertlerini ve neler var neler var. Evet, gidiyoruz reklamlara. Reklamlardan sonra buradayız.